Herkese selam ve bu videom daha sana ileride açık lise nasıl, avantajları neler, dezavantajları neler diye çok fazla soranlar oluyor. Hatta birkaç tane öğrencim var, hatta Dora'ya buradan kalp yollayayım. Kendisi işte açık liseye geçme kararı aldı. Birkaç tane daha öğrencim geçti mesela. Ve dedim ki artık herkes geçmeye başlıyor sanırım. Bununla ilgili bir video çekeyim. Açık lisenin avantajları neler, okul ortalamanız nasıl artar ya da tüm gününüz size kalacak, sonuçta nasıl güzel planlayabilirsiniz, video çekmeyi düşündüm. Umarım da faydalı olur. Hani açık liseye geçmeye düşünken kim varsa işte bu videoda arada her şeyi bulabilir. Çünkü geçen seneden beri ileride açık liseyle ilgili video çekiyordunuz. Ben bir türlü zaman mı bulamamıştım, aklıma mı gelmemişti? Ama gerçekten zaman bulmak bile zor. Şu an zaman bulduğum için aşırı mutluyum diyebilirim. İşte hani birkaç tane öğrencim geçti mesela açık liseye. Şu an işte açık liseye geçenler ve geçmeyenleri mesela kıyaslarsam en basitinden. Biri okula gidiyor işte 8'den 5'e kadar. Okul derslerini görüyor. Okulda zorunlu dersler her şey olabilir. Kimya, coğrafya, tarih, edebiyat. Biri ama 8'den 5'e kadar çalışıyor. Hatta 6'dan 5'e kadar çalışıyor. Geri kalan gün ona kalıyor. Tüm gün geziyor falan akşamdan sonra. Yani yürüyüş falan şeklinde geçiriyorlar. Hani tabii ki de buna baktığımızda açık liseye geçen bence daha avantajlı oluyor. Genele baktığımızda. Hani özel okul mu açık lise mi derseniz yine açık lisede. Çünkü şöyle bir avantajı var. Eğer kendinizde yani disiplininiz varsa, kendi disiplininizi kurabiliyorsanız, işte ben kahvemi alırım, çalışırım, telefonumu kapatırım diyebiliyorsanız öyle bir ortama gerek yok. Ama öyle bir şey yapamıyorsanız işte o zaman okul iyi olur. Çünkü hani bazıları okul sayesinde erken kalkıyor sonuçta. Öyle değil. En önemli şeylerden biri kendi öz disipliniz var mı? Ona bir karar verin. Ona göre deyin açık liseye geçeceğim. Sonra şimdi açık liseye geçmeye karar verdiniz. Tamam, okulun dersleri çok verimsizse. Ne gereği var? YouTube'da işte açın bilgisayarınızı, alın yanınıza istediğiniz kahvenizi ve çalışın. İstediğiniz kanaldan, istediğiniz konuyu ilerletin. Çok hoş bir şey bence. Ben öyle yapmıştım. İkinci dönem girmiştim ben. Kendi hikayemi sonra anlatırım. Size önce tavsiye vereyim. Neyse işte hani o şekilde çalışırsanız bir, konularınız daha hızlı biter. İkincisi tüm gün size kaldığı için işte hem dışarı çıkarsanız yürüyüş yaparsınız hem de daha çok deneme çözersiniz, daha çok soru çözersiniz. Yani rakiplerinize göre her açıdan avantajlısınız. Açık lise sınavları dönem sonunda oluyor. İki dönem oluyor sanırsam. Evet, iki dönem. Birinci döneme sonunda, ikinci döneme sonunda. Yani bunlarda da edebiyat zorunlu bir ders ama küçük bir şekilde çalışırsanız da edebiyat, hani son gün çıkmışlara baksanız aynıları çıkıyor. Çok yüksek notlar alırsınız. Açık liseye geçtiğinde ortalamam normalde işte atıyorum. Kaç olacaksa, benim bu arada genel ortalamam 95.72 idi. Hani 90 olacaktı sanırım. Ya da 92 ya da 90, hani 5 puan arttı mesela 4 seneye baktığımda. Yani açık liseye geçtiğinde nedeni hala bilmiyorum. Sanırım yuvarlama sistemi var açık lisede. O yüzden yani her şey böyle yuvarlanıyor. Atıyorum ki 92 ise sanırım 95'e yuvarlıyorlar. 90.5 ise 95'e yuvarlıyorlar. Ortalamanız 5 puan artıyor. Bu büyük bir avantaj. Sonuç olarak 5 puan ortalama sizi kaç kişinin önüne geçirir? Hani bence bu da büyük bir avantajı var. Bakın, dezavantajı bulamıyorum. Ve sınavları çok kolay. Yani hani açık liseye şöyle diyeyim, dışarıdan okuyan yaşlı teyzeler amcalarla giriyorsunuz. Ben girdiğim zaman işte arabasıyla gelen yaşlı amcalar vardı. O tür insanlarla çözebilsin, sınavdan geçsin diye kolay soruyorlar normal olarak. O yüzden bence güzel olur. Hani ikinci dönem geçtim, keşke birinci dönem geçseydim dedim size. Çok ciddiyim hani. O yüzden ben yaptım, siz yapmayın istedim. O yüzden böyle bir video çekeyim. Hem samimi bir video olsun, hem kafanızda soru işareti kalmasın. Çünkü ben açık liseye geçeceğim zaman piyasada çok video bulamadım YouTube'da bununla ilgili. Dedim ki ben çekeyim o zaman, ben geçtim sonuçta. Büyük bir faydası var mıdır, derece yapmamda vardır diyebilirim. Bir öğrencim geçti işte. Onunla ilerliyoruz. Bu arada kendisi bu geçmeyi yazın karar verdi. Yazdan beri birlikte ilerliyoruz. Hani arkadaşlarına baktığımızda daha çok TET'de ilerledik. Hani logaritma bitirdik, dizleri bitirdik, limite bile geçtik ayrıca matematikte. Çünkü açık liseden ilerlediği için, hani yazın da buna karar verdiği için limite geçtik. Daha okulda logaritmadasınız, kız açık liseden limite geçti. Bende de neredeyse böyleydi. Hani hızlı ilerliyordu. O yüzden mesela bayağı faydasını gördük. Hani TET matematik netlere daha hızlı artış yakaladık mesela onunla. Onunla TET matematikte daha hızlı artış yakaladık. Bu arada merak edenler varsa beni Instagram'dan şuradan takip edebilir, şuradan da mail atabilir. Instagram'da paylaşıyorum genel sonuçları. Oradan da koşuk hakkında bilgi alabilirsiniz detaylı bir şekilde nasıl ilerlediğiniz de. Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan görmüş alırsınız. Öyle diyeyim yani, bence kafanızda varsa kesinlikle yapmanız gereken. Dezavantajı ne derseniz dezavantajı yok. Eğer kendinizi evde hani şöyle diyeyim organize edebiliyorsanız mesela. Yapmamız gereken şeyleri yapmıyorsanız evde çalışın ya da kötü kütüphaneye gidersiniz ya da etüt tarzı bir yere gidersiniz. Bir öğrencim var işte kütüphaneye gidiyor 9'dan 5'e kadar, o şekilde eve geliyor. 9'dan 5'e kadar çalışıyoruz mesela, ona göre bir programla ilerliyoruz. Öyle diyeyim, bence çok faydasını görürsünüz ve umarım da bu video işinize yarar. Yani bana kalırsanız geçin. Geç bile kalmadan geçin yani. Tabii ki de hani dediğim şartlara uyum sağlıyorsunuz. Yine kafanıza takılan bir şey varsa, ileride bunu nasıl yapacağım, şu kafamı çok karıştırıyor, çok kararsızım. Bazı aileler var destek olmuyor biraz ama bazı aileler de var, sen bilirsin oğlum, sen bilirsin kızım diyor. Genelde hani öğrencilerimde genelde aileleri destek olan tipler oluyor çünkü. Hani şu aralar herkese gördüğüm kadarıyla öyle.
Umarım da kendiniz için en doğru karar verirsiniz diye. Ne diyeyim? Öyle. Umarım da bu videom faydalı olmuştur ve gerçekten abone olursanız çok sevinirim. Uzun zamandır uğraşıyorum ama çok da denemiyorum. Yani 2 haftada bir video atıyorum. Sanki her gün video atıyorsun da ileride abone sayının artmamasından yakınıyorsun derim. Kendimde bile şey yapabiliyorum. Her neyse ama beğenirseniz, abone olursanız çok sevinirim. Gerçekten daha çok video çekesim gelir, daha çok içerik üretesim gelir. Deli gibi kafamda içerik fikirleri var ama uğraşmaya da çok zaman yok ama artık bundan sonraki süreçte olacak. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak'ta deli gibi uğraşacak zamanım var artık. Öyle diyeyim ve umarım bu videom size faydalı olmuştur ve faydalı olduysa ne yapmanız gerektiğinizi biliyorsunuz. Sizi de çok özledim. Video çekmeye çok özledim. En güzel videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.